Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri için 10. sınıf Arapça dersi. Eddersu Salisu. 3. ders. Bu ders nedendir? Min hayati sahabeti. Sahabe hayatından bir kesit içermektedir. Sahabe kelimesi bildiğiniz üzere çoğul bir kelimedir. Yani sahabi müfrettir. Sahabe çoğuldur. Buna göre sahabeler diye yaygın bir kullanım var. Bu tamamıyla bir, ne diyelim, yani ifade hatasıdır. Kullanımda bir problem vardır. Sahabe zaten lerları içerir, çoğuldur. İlave bir daha lerler denildiğinde anlatım bozukluğu oluşur. Temhid daha önce geçen bir kelimeydi. Ön söz, ön bilgi manasındaydı. Üzkür, zekara, yezkuru, birinci baptan emri hazır, sükun üzere mebnidir. Entesi faildi, ente gizli zamirdir, faildir. Entenin gizlenmesi vücubidir, yani ente gizlenir her zaman. Ancak tekit için ortaya çıkabilir. Buna göre fiil fail ne lazım? Mef'ul lazım. Öyleyse önündeki kelimenin son harf fethalanması gerekir. Üzkür, zikret, bahset. Neden? Esma'e bazı, bat eslenecek çünkü muzafın ileyh, esma muzaftı. Bazı sahabeti, sahabenin bir kısmı, bazısının isimlerini zikret, söyle. Limada, niçin yüsemmi isimlendiriliyor, isim veriliyor, him onlara. Niye onlara isim veriyor? Kim? El Müslimuna, Müslümanlar. Semma yüsemmi, yüsemmi isim veriyor, him onlara. Kim? El Müslimune, Müslümanlar. Yani yüsemmi fiil, yüsemmi him burada mef'ul olur. El Müslimune fail olur. Raf halindedir. Cem-i Zekâr salimdir. Vavlı olması onun raf halinde olduğunu göstermektedir. Yani mef'ul önce gelmiştir. Ne diye Müslümanlar onlara isim vermekte? Bir sahabeti, sahabe tabiri ile onlara Müslümanlar niye isim vermiş? Sahabe kelimesiyle, sahabe ismiyle. Yani onlara neden sahabe denilmiştir? Ömer İbnül Hattab vel Bedevi. Ömer İbn Hattab ile Bedevi'nin hikayesi, kıssası. Ömer'u nu, yani şuradaki nun ötreli okunur. Ömer İbnül Hattab. Hattabi diye okunur. Ömer İbni Hattab, İbn oğul demekti. Buradaki hemzenin hasfedilme nedenini daha önceki ünitelerde, daha önceki videolarda bahsetmiştik. Çünkü Ömer özel bir isim, Hattab özel bir isim. İki özel isim arasında İbn kelimesi, yani İbnun kelimesi bulunduğunda hemzesi hasfedilir demiştik. Ömer İbnül Hattabi vel Bedevi. Bedevi ve Ömer İbni Hattab, yani Hattab'ın oğlu Ömer. El Halifetu Ömer'u. Ömer kelimesini daha önce sanırsam söylemiştik. Gayri musarifti. Gerekçesini de açıklamıştık. Ömer'u, evet. Esselamu aleyküm. Selam sizin üzerinize olsun manasına gelir aslında. Keyküma, küm, küm siz demektir. Selam senin üzerine olsun diye de kullanabiliriz. Esselamu, buradaki eliflem esasen bu kelimenin burada hasfedilen bir şey işaret olsun diye gelmiştir. Çünkü selamullahi aleykümdür buranın aslı. Selamullahi, Allah'ın selamı. Allah'ın koruması yani, Allah'ın yardımı, koruyuculuğu aleyküm, senin üzerine olsun, sizin üzerinize olsun. Allah lafzı hasfedilmiştir. Esselamu aleyküm yine aynı manadadır. El-Bedeviyyü, Bedevi de şöyle demiş. Ve aleyküm esselam. Selam sizin de üzerinize olsun. Arada vav var. Aradaki vav çok önemli. Arada vav olmasa, yani Türkiye'de genellikle nasıl selam verilip alınmakta? Selamun aleyküm. Karşıdaki de aleyküm selam diyor. Ve aleyküm selam demiyor. Bu büyük bir mana dağınıklığına sebep olmaktadır. Çünkü selamun aleyküm denildiği zaman yani Allah seni korusun. Aleyküm selam dediği zaman Allah seni korusun diye cevap vermiş oluyor. Yani adeta beni değil seni demiş oluyor. Onun yerine ve aleyküm selam dese beni ve seni demiş olacak. Öyle bir fark var arada. Aradaki atıf harfini atlıyoruz. Bu bir hata. El halifetu Ömer. Ömer'u. Halife Ömer şöyle dedi. Keyfe halike. Nasılsın? Keyfe nasıl? Halike senin halin. Durumun. Hal, durum, keyfen. Senin durumun nasıl? Türkçeleştirdiğimizde nasılsın? Halin, keyfin nasıl?
El-Bedevi, Bedevi şöyle der. Elhamdülillah, hamd Allah'a aittir. Allah'a şükürler olsun. Ene ben er'a el-ibile. Ene ben er'a, gidiyorum, bekliyorum. Er'a ene, ben. Manası ben var orada, yine gizli zamir, faildir. Neyi? El-ibile, develeri. Develeri gidiyorum, bekliyorum, çobanlık yapıyorum. Ve hazartu, ve ben geldim. Kable galilin. Az önce geldim. Minel badiyeti. Çölden. El halifetu Ömeru. Halife Ömer şöyle der. Limada, niçin hazarte sen geldin? Hel yoksa hunake, burada müşkiletün, bir problemin, bir işin mi var? El bedeviyyu, bedevi şöyle der. Hazartu ben geldim. Ziyareti, üsrati, ailemi ziyaret için. İçin manası li'den gelmekte. Harfi cerden gelmekte. Ailemi ziyaret için geldim. Zevceti, benim eşim, indaha muşkiletun. Eşimin bir sorunu var. Bir durumu var. El halifetu Ömer, Halife Ömer şöyle der. Mahiye muşkiletuha, eşinin müşkili, problemi nedir? El bedeviyyu, bedevi şöyle der. Setelidu. Doğurmasına az kaldı. Yakında doğuracak kim? Zevceti, benim eşim. Setelidu, buradaki sin sonradan gelmekte. Yani diyelim yakın geleceği ifade etmek için gelmiştir. Yakında doğuracak. Doğurması yakın. Mesela Kur'an'da geçiyor. Seygulü süfahau. Gale dedi. Yegulü der. Seygulü diyecek yakında. Kim? Es-süfahau. Beyinsizler diye Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. Sin yakınlık manasında. Telidü tabii ki T de muzarat harfi. Yani muzari olduğunu alamet olarak gelmiş. Buna göre burada asli olan iki harf var. Lam ve dal. Bunu da daha önce söylemiştik. Velede yelidü. Velede mazisi. Yelidü muzarisi. Velede mazide vav var. Muzaride yelidü diyoruz. Vav okumuyoruz. Niye okumuyoruz? Çünkü aslında nedir? Yevlidü. Fetha ile esra arasında vav olduğundan vav hasfedilmiş. Yelidü kalmıştır. Burada da telidü, yani aslında neydi bu? Tevlidü. Vav vardı. Tevlidü. Lam ile te arasında vav vardı. O fetha ile esra arasında kaldığında hasfedilir. Bu bir kuraldır. Lakin fakat la tucedu, mevcut değil. Ne mevcut değil? Kabiletun, bir ebe. Yani bir ebe yok ortada. Öyle bir ki sıfat geliyor. Tusaiduha, onunla yardımlaşacak, ona yardım edecek. Fil viladeti, doğum hususunda. Doğum esnasında eşime yardımcı olacak bir ebe de mevcut değil. El halifetu Ömeru, Halife Ömer şöyle der. Se'eudu, yine sin kullanılmış. E'udü birazdan. Kable, pardon, ba'de galilin. Az sonra, birazdan sana döneceğim. Tabi bu da sana şey kullanmamış ama belli yani. Birazdan döneceğim diyor. Ardından vehebe gitti. Mazi fiil. Kim gitti? Fail Ümeru. Ömer gitti. Nereye? İla beytihi, kendi evine gitti. Ve gale dedi. Kim dedi? Hüve. Ömer dedi. Kime dedi? Lizevcetihi, kendi eşine dedi. El halifetu Ömeru. Halife Ömer şöyle dedi. Ya Ümmü Külsüm. Ey Ümmü Külsüm. He turidine. İstiyor musun? Ne? Kesbe mervatille. Allah'ın rızasını kazanmayı. İster misin? Ümmü Külsüm şöyle dedi. Hada, bu, ma, öyle bir şeydir ki, uridu, ben istiyorum, hu, onu. Yani bu benim istediğim bir şeydir. Ya emirul müminin. Ey müminlerin emiri. El halifetu Ömeru, Halife Ömer şöyle der. Hey, acele et. Nezheb, gidiyoruz. İmraetin. Kadının yanına gidiyoruz. Öyle bir kadın ki bu, tahtacu, ihtiyaç duyuyor. İla müsaadetike, senin yardımına. Yardımına, yani yardıma ihtiyaç duyan bir kadının yanına gidiyoruz. Tahtac kelimesi burada yine mevsuftur. Pardon, imraet kelimesi, imraetin kelimesi mevsuf. Tahtacu bir fiil, faili hiye, fiil, fail, cümle olarak imra kelimesinin sıfatı olmaktadır. Bunu kursun, taban, elbette, heyye, haydi nezhev gidelim, haydi gidelim, aceleyle gidelim. Ecib, cevap ver, anil esiletil atiyeti, aşağıda gelen sorulara cevap ver. Hasebin nas, parça demekti, parçaya göre, parçanın durumuna göre, parçaya bakarak. Madane yef'alu, yapıyor. Kim? El bedeviyyu. Bedevi ne yapıyor? Fil badiyeti, çölde.
Çölde ne işle meşgul? Neyle meşguldü? Er'a el-ibil. Koyun, pardon, deve beklemekle, deve gütmek ile meşguldü. Buna göre er'a el-bedeviyyü el-ibile. Er'a gidiyor. Kim? El-bedeviyyü, bedevi. Neyi? El-ibile, develeri şeklinde yapabiliriz. Veya er'a el-ibile el-bedeviyyü, yani fail mefrut arası değiştirilebilir. Meta, ne zaman? Havara, hazır oldu, yani geldi. El bedevi minel badiyeti, çölden. Çölden ne zaman geldi? Yukarıda parçada geçiyor cevabı. Mahiye, ma soru edatı, istifham. Hiye, mahiye o nedir? Müşkiletun, müşkiletu zevcetil bedeviyyi. Bedevinin, eşinin problemi, işi. Halledilmesi gereken ortadaki müşkil şey nedir? Hel kesebet kazandı mı? Bunu kursun. Neyi kazandı mı? Mervatellahi. Allah'ın rızasını kazandı mı? İstemi'i dinle, işit. İlen nasi parçayı. Ettali aşağıda gelen. Vel kutubu kitaplar. Mulegatun kapalıdır. Kitap kapalı olduğu halde. Hal olarak düşünebiliriz bunu. Sümme sonra ecib cevap ver. Ani sualeyni iki soruya. El atiyeyni aşağıda yer alan gelen. Evvel ilk olarak. Ve ba'de iki soruya cevap verdikten sonra. Ba'de dalik bundan sonra. Yani o ne demek istiyor? İki soruya cevap verdikten sonra. Evvela o. İkinci olarak da ikra oku el fikrate fıkrayı. Neyle oku? Bir dikkatin, dikkat ile oku. Sümme sonra ecib cevap ver. Anil esileti sorulara cevap ver. Ednahu aşağıda yer alan sorulardan bahsedilmekte. Men kim hüve o? Ömer ibn-i Hattab kimdir? Halifedir. Meta ne zaman tevella el-hilafete? Meta ne zaman tevella yüklendi? Kim? Hüve, o Ömer razıyallahu anh, durmadan Ömer diyorsa burada Hazreti Ömer'den bahsediliyor. Gerçekten bir kere de olsa razıyallahu anh, Allah'ından razı olsun diyelim. Tevella ne zaman yüklendi? Kim? Hüve, o Ömer. Hazreti Ömer. Neyi yüklendi? El hilafete, hilafeti yani halifelik görevini ne zaman yüklendi? Diye iki tane soru sorulmuş oldu böylece. Sîratü zâtiyye. Ne demek? Özgeçmiş. Kim için? Li Ömer ibn-i Hattab. Radıyallahu anh. Ancak bir tane dua manasında bir şey geldi. Ömer ibn-i Hattab'ın özgeçmişi. Yani onun hakkında kısaca bir bilgi. Razıye, tabi mazi bir fiil. Razıye, razı oldu manasında. Dili geçmiş zaman. Yani dili geçmiş zaman de olarak da ifade edebiliriz. Dua manası da ifade edebiliriz. Razıya razı olsun. Kim? Allahu Allah Teala. Fail. Kimden? Anhu ondan. Yani Hazreti Ömer'den. Şimdi onun özgeçmişi. Ömer ibn-i Hattabi. Hattab'ın oğlu Ömer. Razıyallahu anh. Kimdir? Hangi gruptandır? Nedendir? Min ashabi Rasulillah. Allah'ın Resulü'nün eshabındandır. Eshab da çoğul bir kelime. Yani sahabilerdendir. Vulide doğdu kim? Hüve. Hazreti Ömer doğdu. Hüve burada ne olur? Naib-i fail olur. Senete 581 yani Hamse mi'etin ve vahidetin ve semanine miladi olarak. Nerede? Fi Mekke'te. Mekke'de doğdu. Fi Mekke ti tin filan değil. Gayrimusarifti. Lakabuhu onun lakabı yani Hazreti Ömer'in lakabı nedir? El Faruku Faruk'tur. Niye Faruk lakabı verilmiş? Li ennehu çünkü o Hazreti Ömer yefrigu ayırırdı. Beynel hakki vel batılı. Batıl ile hakkı ayırırdı. Bu yüzden kendisine Faruk denilmiştir. Çünkü Faruk hak ile batılı ayıran demektir. Ve la yahaf korkmazdı ebeden ebedi olarak asla korkmazdı min kavlil hakki hak sözden. Yani doğruyu söylemekten de asla çekinmezdi.
Tevella. Tevella kelimesi daha önce de geçmişti. Tevella huve el hilafete. Hilafet görevini Hazreti Ömer yüklendi. Neden sonra? Ba'de Ebi Bekir'in. Ebi Bekir yani Ebu Bekir'den sonra. Razıyallahu anhuma. Allah hepsinden razı olsun. Senete 634. 634 yılında. Aynı şey burada yazmakta. Sitti mi'etin ve erba'in ve selasine mim. Yani miladi olarak. El halifetu Umeru. Halife Ömer. Nedir? Numuzecün. Örnektir. Yani örnek bir şahsiyettir. Feridun. Eşsizdir. Lil hakimil adili. Adil bir hakim olma konusunda eşsizdir. Adaletiyle ün salmıştır zaten. Ve o Hazreti Ömer nedir? Reisu mütevazi'in. Mütevaziliğin reisidir. Yehtemmu, ihtemme yehtemmu, ihtimam ederdi. Yani ne demek bu? Bayağı bir önem verirdi. Çok önemserdi. Bişu'unil şa'bi. Şu'un yönetim manasında, şa'b insanlar manasında. Dolayısıyla insanların yönetimine önem verirdi. İnsanlar nasıl yönetildiğine önem verirdi. Ve lehu Hazreti Ömer için vardır. Fî dâlike bu hususta ne vardır? Kısasun, kıssalar, hikayeler vardır. Öyle kıssalar, öyle hikayeler ki darifetun. Darif kelimesi duyulmamış yani eşi benzeri yok manasında. Tabi kısas kelimesi cemidir değil mi? Cemi mükesserdir ama kısas yani hikayeler aklı yoktur. Akılsız bir varlık hikayenin aklı olamaz. İnsanın aklı var. Dolayısıyla akılsız bir çoğuldur. Akılsız çoğullar müfret müennes hükmünde olduğundan darife tun gelmiştir. Ney? Sıfat. Sıfat müfret müennes gelmiştir. Sebebi bu. Tüvüfiye vefat etti. Kim? Hüve Hazreti Ömer. Ne zaman? Senete 644. Sitti mi'etin ve erba'in ve erba'ina. Mim yani miladi olarak. Nerede vefat etti? Fil medinetil münevverati. Medine'yi münevverede. Ve defne defnetti. Hu onu. Hazreti Ömer'i kimler defnetti? El müslimune Müslümanlar. Defene fiil, hu mef'ul. El müslimune fail olur. Cem-i Müzekker salimdir. Vav ile yazılmıştır. Mef'ulluk alameti var burada. Bi canibi rasulil ekrem. Ekrem en kerem yani ismi tafdildir. Resul-i Ekrem'in canip, yanına. Canip, yön demek, yan demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, meta ne zaman vulide doğdu? Ümer ibnil Hattab. Hattab'ın oğlu Ömer ne zaman doğdu? Razıyallahu anh. İki, limada niçin lukkibe lakab verildi? Ömer ibn-i Hattab bil Faruk. Hattab'ın oğlu Ömer'e niye Faruk lakabı verildi? 3. Meta ne zaman Tüvüfiye vefat etti? Ömer ibn-i Hattab. Hattab'ın oğlu Ömer ne zaman vefat etti? 4. Eyne nerede defnetti hu Hazreti Ömer'i kim? El Müslüman Müslümanlar. Eyne nereye defnettiler? Yani şehir bölge istenmekte. İbne doldur. Bidagati şahsiyeti, şahsi gücün ile, şahsi yeteneğin, becerin ile, yani başkasından yardım isteme. Li Ömer ibn-i Hattab razıyallahu anh, Allah kendisine razı olsun, Hattab'ın oğlu Ömer için şahsi gücün ile aşağıdaki boşlukları doldur. El ismi, isim neydi? Burada yazıyor zaten, Ömer ibn-i Hattab. Lakabı neydi? El Faruk. Tarihul vilade, doğum tarihi neydi? Yukarıda yazıyor, her birini buraya alın denilmiş. İsmül Eb babasının adı. Babasının adı nedir? Hattab. Hattab'ın oğlu diyoruz zaten. Müddetü hilafetihi yani halifelik süresi kaç yıl halifelik yaptı? El umru kaç yıl yaşadı? Onu yazmamız istenmiş. Tarihul vefat. Vefat tarihi. Mekanul vefat. Nerede vefat ettiği? İkra oku. Kim? Ente sen oku. Neyi oku? El fikrate. Fıkrayı oku. Neyle? Bir dikkat. Dikkat ile fıkrayı oku. Ve ihtar seç yani vehtar da başındaki hemze ne? Hemze-i vasıl değildir. Hemze-i vasıldır pardon. Hemze-i vasıldır. Bu yüzden vehtar diye okunur. Ama biz daha belli olması için ve
İhtar, hareke belli olsun diye. Ve seç el unvane. İhtar, ente, sen seç. Fail, o yüzden mef'ul lazım. El unvane diye okuduk. Unvanı seç. Öyle unvan ki sıfat geliyor. El münasibe, münasip unvanı seç. Leha, ona ait olan. Sümme sonra lehisha. Özetle ve alıntı yap manasına gelmekte. El unvanu, unvan. Niye bunu ötürlü okuduk? Başında bunu nasb ve cer eden bir şey yok. Bu durumda her kelime ötürlü okunur. Tabi her kelime derken bir harfin ötürlü okunması beklenmez. Mesela ala harfi cerri, alu diye okumuyoruz. Yani onlar farklı. Biraz ayrıntıları var bu işin. Ali bin Ebi Talip. Talibin. Yani Ebu Talib'in oğlu. Ali bin Ebi Talip. Kerrame Allahu, kerrame fiil. Allahu fail. Vechehu ise meful olmakta. Kerrame fa'ali fa'l sef'il. Vavından mazi fiildir. Şimdi buranın tabi bir de manasını veririm. Kerramallahu veche. Türkçede de çok kullandığımız bir deyimdir diyebiliriz. Allah vecihini yani yüzünü ne yapsın? Şerefli kılsın, mübarek kılsın, mükerrem kılsın. Tabi yüzünü derken bizzat gerçekten yüz kastedilmiyor, tarafını, yönünü. Yani bizzat seni. Burada mecazi mürselden parça bütün ilişkisi olarak bizzat kendisi kastedilmekte. Kerremallahu vece Ali bin Ebi Talip nedir? Min ashabi Rasulillah. Allah'ın Resulü'nün ashabındandır. Sahabesindendir. Sahabilerindendir. Her birini diyebiliriz. Tabi sahabi ne demek? Müslüman olduğu halde yani Müslüman olması şartıyla peygamberi gören kişiye sahabe denilmekte. Veya kendisi göremese bile kör olabilir. Peygamberin gördüğü. Tabi o kişi Müslüman olması gerekiyor. Bu şart ile kişilere sahabe denilmekte. Sahabe çoğul, sahabi müfret. Lakabuhu, onun lakabı. Hangi o? Hazreti Ali'nin lakabı nedir? Esedullah. Esed aslan demek. Esedullah, Allah'ın aslanı. Muzaf muzafun ileyh. Vulide doğdu. Kim? Hüve o. Hazreti Ali doğdu. Nerede? Pardon. Senete 599. 599 yılında doğdu. Nerede? Fi Mekke'te. Mekke'nin gayrimüstarık olduğunu artık bayağı bir işledik. Ve o nedir? Evvelü men. O kimsenin ilkidir ki amene iman etti. Yani iman edenlerin ilklerinden birisi de odur. Yani iman eden ilk kişilerden birisidir. Salla ve salla. Salla kelimesi tabi namaz kıldı manasına gelir, dayandı manasına gelir, dua etti manasına gelir. Çeşitli manalara gelmektedir. Biz burada direkt namaz manasını seçelim. Siz uygun bulmazsanız cümlenin akışına, parçanın akışına uygun olarak farklı bir manada verebilirsiniz. Salla namaz kıldı. Kim? Hüve Hazreti Ali. Kimle beraber? Ma'a Rasulillah. Allah'ın Resulü ile beraber Hazreti Ali namaz kıldı. Tekudiyle tabii ki. Ma'a Ebi Bekir. Ebi Bekir ile birlikte. Ebi Bekir, Ebu Bekir, Eba Bekir. Yani değişir. İraba göre Eba, Ebu, Ebi olabiliyor biliyorsunuz. Ya ile yazılmış. Yani Ebi diye çünkü cer halinde. Niye? Çünkü ma'muzat. Bu Eba da olabilirdi nasb halinde. Elif ile yazılabilirdi. Ebu olabilir. Vav ile yazılabilir. O durumda da raf hali olur. Buna göre Hazreti Ali işte Allah'ın Resulü ve Hazreti Ebu Bekir ile birlikte namaz kıldı. Ve Hatice ile birlikte. Hepsi beraber namaz kılmışlar. Terabbe yetişti. Yani terbiye oldu manasına da gelebilir. Mürebbi düşünebiliriz. Rab kelimesini düşünebiliriz. Yetişti kim? Aliyun Ali. Yetişti, büyüdü. Ali ki fail olmakta burada. Nerede yetişti? Nerede büyüdü? Fi beyti Rasulillahi. Allah'ın Resulünün evinde. Ve tezevvece ve evlendi. Kim? Ve Hazreti Ali. Kim ile evlendi? Bi Fatimete. Fatma ile evlendi. Fatma da kimmiş? Bintir Rasul. Rasul'ün kızı. Fatma ile evlendi. Fatma kelimesi yine gayrimustariftir. Tabii gayrimustariftir diyoruz. Niye gayrimustariftir? İşin o kısmı da var. Fatma kelimesi bir özel isim olması, iki müennes olmasından ötürü gayrimustarif olur. Bir Fatime T olur. Niye T olur? Gayrimustariflerin cer hali fetha ile. Tabii ki bint kelimesi estelenmekte.
Çünkü Fatma kelimesi zaten cer konumunda olduğundan onu da öyle olması gerekir. Ve o kim? Hangi o? Hazreti Ali'den bahsediyorduk. El halifetur rabi'u, dördüncü halifedir. İnnehu, çünkü o, yani innehu o Hazreti Ali ma'rufun, bilinir. Neyle bilinir? Bi fazlihi, faziletiyle, ve ilmihi, ve ilmi ile, ve şecaetihi, ve cesurluğu ile bilinir, tanınır. Ustuşhide Aliyyun fi 21. 21 yılında Hazreti Ali şehit edildi. Min Ramazane senete 40. Lil Hicreti. 661. Ramazan kelimesi de gayrimustariftir. Ramazane. Ramazan niye gayrimustarif? Bir, özel isimdir. Bir ay adı. İki, elif ve nun ile bitmiştir. Bu iki illetten ötürü Ramazan kelimesi gayrimustariftir. Nun fethalanmalıdır. Min harfi cerrin etkisiyle fethalanır, esrelenmez. Ve defene defnetti hu Hazreti Ali kim? El Müslümune Müslümanlar. Müslümanlar fail. Hu meful olmakta, defene fiil zaten. Fin Necef'il Eşrafi. Necef, Irak'ta bir bölge adı, bir yerleşim yeri. Yani Necef'in manası neydi diye düşünmeye gerek yok. Necef bir bölgedir. Şerefli, en şerefli Eşref, en şerefli manasında isim tafdildir. Necef bölgesinde Hazreti Ali Müslümanlar tarafından defnedildi. İmle doldur. Bidagatil şahsiyet. Şahsi gücünle, kuvvetinle doldur. İmle ente. Sen de oldu, hatırlayalım. Ne'aliyyin. Hazreti Ali için. Razıyallahu anhu. Allah-u Teala Celle Celaluhu ondan razı olsun. El ismu, ismi neydi? Aliyyun. Ali'ydi. Razıyallahu anhu diye hemen yazalım yanına. El lakabu, lakabı neydi? El Seydullah, Allah'ın aslanıydı. Tarihul vilade, bunlar hep geçen kelimeler. Farsça'da da zaten var, birebir yazabilirsiniz. Sıbbeynel müfredi ve cem'ihi, müfred cem'i karşılaştırması. Üsretün neydi? Aile demektir. Üsler, aileler manasında cem'i mükesser. Halifetün, bir halife. Hulefa, halifeler. Müşkiletün meşakil. Meşakil cem'i mükesser. Burada da zıt kelimeler karşılaştırılması istenilmiş. Gable önce, ba'de sonra. Galil az, kesir çok. Racül adam, erkek. İmraetün kadın, bayan. Sadik arkadaş demek. Dost demek. Aluzun düşman demek. Bender kelimesi ve muradif ya. Muradif eş anlamı demekti. Sadik dost, arkadaş manasındaydı. Zemil de aynı şekilde. Kabile kelimesi var. Bir de Humerizatü Tevlid var. Yani ikisi de ebe manasında. Hazara, Hazara geldi, Ca'e geldi. Emir, yani yönetici, reis de aynı şekilde. Yönetici ama baş yönetici. İbil, deve, Cemel de deve manasında. Ecip, an esireti, sorulara cevap ver ki, öyle sorular ki bunlar. Müsta'inen bil cedveli tali. Cetvelden yardım alarak cevap ver diyor. Müsta'in yardım almak. El ismu Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah Teala her birine razı olsun. İsimler aşağı doğru sıralanmış. İşte vilade, doğum, yeri. Hilafet, yani kaçıncı halife olduğu. Vefat, nerede vefat etti? Burada ne yazılmış? Sıfat, öne çıkan sıfatları, tek sıfatları bunlar değil elbette. Öne çıkan sıfatları, yani işte adalet denilince akla kim gelir şeklinde. Öne çıkan sıfatlar. Ebu Bekir için Mekke-i Mükerreme, birinci halife, Medine-i Münevvera ve tabii ki Sıdk. Diğerleri de aynı şekilde yazılmış. Buradan yardım alarak şurayı doldurun denilmekte. Aynen nerede Vulide doğdu Ebu Bekir? Ebu Bekir nerede doğmuştur? Ebu Bekir burada doğum yeri. Evet, Mekke-i Mükerreme. Öyleyse Vuli de Mekke-i Mükerreme yazılabilir. Diğerleri de aynı şekilde. Birinci ünite bittiğinden ünitede geçen kelimelerin bir kısmı veya tamamı burada yer almış. El müfredatu. Müfredat kelimeler demek. Müfredat diye mesela Ragıp el-İsfahani'nin de bir kitabı vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerin manaları üzerinde durmuştur. Ve tabiratu ve tabirler. Ama öyle tabirler ki bunlar, öyle müfredatlar ki el cedidü, yeni. Zaten bu ünitede ne geçse yeniydi çünkü ilk üniteydi.
İşte burada çeşitli kelimeler verilmiş. Tabii bunların manalarına, altlarına, üstlerine veya yanlarına yazmanız, birkaç defa bakmanız faydalı olur. Rebiyul Evvel bir ay ismiydi. Hayat, Gul, Söyle, Vuride doğdu, Seyyiduna, Efendimiz Ayşe yaşadı, Tüfe vefat etti. Ahiren son olarak Yesif'u sıfatlanır. Mütevazi, mütevazi zaten. İşte lakabe lakab, din, din, etvel en uzun demek. La tücidü mevcut değil, batıl geçersiz. Hak, doğru, maruf, bilinir, tanınır. Vefat, ölüm. Her biri burada yazıyor. Ardından el-vahdetu 2. Yani ikinci ünite diyebiliriz. Burada böylece kalalım.